Bodrum'da yaşayan bir grup vatandaş tel örgülerle çevrilen Gerenkuyu sahilinde eylem yaptı. Eylemciler kıyılar halkındır, halkın kalacak dedi. Bodrum'un Kızılağaç mahallesinde bulunan Gerenkuyu sahilinin kalan kısmı da geçtiğimiz aylarda demir çitlerle çevrilmişti. Araçla ulaşımın kısmen kapandığı sahilde bugün aralarında çeşitli sivil toplum örgütü üyelerinin de olduğu onlarca vatandaş eylem yaptı. Sahilde el ele tutuşarak insan zinciri oluşturan eylemciler daha sonra sahile çekilen tel örgülere sarıldı. Eylemcilerden kimileri araçla ulaşımın kapandığı sahile yol yapılmasını isterken kimileri de bölgeye çekilen tel örgünün anayasaya aykırı olduğunu ve kaldırılması gerektiğini ifade etti. Eylemcilerden Serpil Ertürk, Bodrum'da vatandaşın denize girecek bir alanı kalmadığını öne sürerek şunları dile getirdi. Denize girilecek tek bir noktası, tek bir koyu kalmadı. Cennet koyuyla başladılar kapatmaya ve sıra Bodrum'a en yakın olan şu noktadaki şu koya geldi. Bizim arsa sahibiyle bir sıkıntımız yok. Doğaldır, hakkıdır, kapatır. Bizim sıkıntımız belediye ile biz oradan sadece sahile giriş için bir yol istiyoruz. Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Mehmet Çılsal, sahile çekilen tel örgünün anayasaya aykırı olduğunu savunarak şöyle konuştu. Şu ana kadar görmemiştik. Basından görmüştük. Fakat burada gördüğümüz kadarıyla aleni biçimde kanuna da değil, kanunlara da değil, yönetmeliklere de değil, anayasaya aykırı bir ihlal var. Yani ben gözlerime inanamadım. Bunu bu adam, buranın hani kendi mülküymüş gibi bu tel örgüyü çekmiş olması inanılır gibi değil. Bunlar iş adamları. Sıradan hani devletle, bürokrasiyle, hukukla hiç haber olmayan insanlar değil. Şöyle ki, biliyorsunuz kıyı dediğimiz, kanunda yönetmeliklerde tarif edilen o kıyı dediğimiz tanım, şöyledir. Şuradan bakın. Suyun karaya değdiği bir çizgi var ya, şu köpükler. Burası kıyı çizgisidir. Kıyı çizgisi. Kıyı çizgisiyle çok da aleni bir bölgedir. Güzel bir örnektir burası. Kıyı çizgisiyle şu taşlıkların ve kumsalların uzandığı ve bittiği nokta, yani şu çalılıklara kadar olan yer kıyı kenar çizgisi. Bunu kanun, kıyı kanunu böyle diyor. İkisinin arasında, kıyı kenar çizgisi ve kıyı çizgisi arasında kalan yere kıyı denir. Ve kıyılar anayasaya göre hiç kimsenin malı, mülkü olamaz. Devletin kendisi bile benim hüküm ve tasarrufum altında diye buraları kimseye tahsis edemez. Ederse Anayasa Mahkemesi vardır, yurttaşlar olarak müracaat ederiz. Kıyı kenar çizgisinden sonra 100 metreye de sahil bölgesi dendiğini ifade eden Çilsal, bu alanın kullanım alanlarıyla ilgili şu sözleri sarf etti. Dolayısıyla bu kıyı kenar çizgisi ve sahil şeridi arasından sonraki 100 metre ikiye ayrılır. Birinde kıyı kenar çizgisiyle sahil şeridinin tam ortasında 100 metre, 150 metrelik mesafedeki kalan yere park, çocuklar için oyun yerleri vesaire yapılabiliyor. Rekreasyona benzeyen, yani böyle tam tesis olmayan şeyler yapılabiliyor ama kamusal maksatla, kamu yararına olacak şekilde bunlar yapılabiliyor. İkinci 50 metreden sonra da yatırımcılara tahsis edilebiliyor ama burada betonlu tesisler yapılamıyor. Yani açık diye mi söyledi? Şimdi yani onun gibi park şeyler. Yani bungalov yapar, bilmem restoran, mestoran işleri de ta o tarafta olacak. Yani birileri büfe hani böyle şeyler olacaksa ikinci 50 metreden sonraki alanda olmak zorunda. Şimdi burayı elimizde metrede var. Ölçsek şurası 50 metre gelir mi arkadaşlar? 19 metre. Gelmez. Ha? 19 metre. 19 metre. Şimdi buradan sonra, gerçi burada metre ölçmeye gerek yok. Buradan sonra geriye doğru yaptığımız zaman neredeyse yola kadar şu tel örgüleri koyamaz. Koyamaz. Koyamaz ya. Kanun böyle arkadaşlar. Buraya tel örgüsü çeken bir insan
az gelişmiş, cahil, haydut tabiatlı bir insandır. Ve bunun devlet bu tür haydutların arkasında olamaz. Pazartesi günü konuyu yargıya taşıyacaklarını da sözlerine ekleyen Çilsal, kent konseyi olarak pazartesi günü bu konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Yetmedi, arkasından valiliğe başvuracağız. Bu tel örgünün kaldırılması gerekiyor, burada yasa dışı bir durum var diye konuştu. Kızılağaç'ta doğup büyüyen Kızılağaç Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mehmet Karaca ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi. Ben doğma büyüme Kızılağaçlıyım. Çocukluğumuz bu koylarda geçti. Buranın geçmişini çok daha iyi biliriz. Bugün buraya kızımla beraber geldik. Biz buranın güzelliklerini yaşadık. Ama bu çocuklar geleceğimiz yaşayamayacak. Birilerine peşkeş çekilmesin lütfen. Sahiller bizim, bizim kalacak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Eylemciler basın açıklamasının ardından sahile yol açılmasını istedikleri Azmak kenarına yürüyüp burada olaysız şekilde dağıldı.